Mmm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gazali rahmetullahi aleyh cennete giden yolda engeller bulunacağını anlattığı bir bölüme gelmişti. Bu engelleri de dünya hayatının getirdiği meşgaleler olarak özetlemiş ve bunu bize izah ediyordu yani bu dünya bir meşgale dünyasıdır. Burada zühd gerekiyor. Bu zühdü iyice anlayamayan Müslüman kapılır gider dünyevileşir. Dünyevileşmenin yani dünya adamı olmanın getirdiği sonuç olarak da cenneti yokuşa sürer. Kafir olur demiyoruz dedik. Çünkü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes için cennet yolu açık. Ama cennete şu kadar bin sene azap çektikten sonra gitmek var. Mahşerden dirilip arşın gölgesine gidip arşın gölgesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hemen cennete girmek var. Yanmadan girmek var. Yanıp kavrulduktan sonra girmek var. Burada mümin için belalı bir döneme dönüşmeyecek dünya hayatını anlatıyor. Bu vurgulamayı kaçıncı defadır. Hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Kafirlerle farkı anlatmıyor burada. Müslümanın daha yakın, daha kestirmeden cennete gitme fırsatlarının nasıl olacağını anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Elbette bu arada bizim de gözümüzde müşahede edeceğimiz ap açık örnekler gözümüze geliyor, hayatın içinde görüyoruz. Ama bazı hususları da Fudayl bin Hayat'tan örnekler veriyor. Mesela İbrahim bin Edhem'den örnekler veriyor. Bunlar bize bir miktar ağır gelebilir. Her zaman ne dedik? Yani bazen orijinal pahalı olur. Orijinal pahalıdır. Benim öyle bir orijinalim Orijinal bir saatim yok diye onu inkar edecek halim yok. Hedefimiz orijinaline kavuşmak, orijinal elde etmektir diye gayret içinde olacağız Allah'ın izni ve lütfu ile. Şimdi devam edelim okumaya. Bize Allah dostlarının insanlardan nasıl koptuklarını, insanlardan nasıl uzak durduklarını anlattı. Çünkü insanlara karıştıktan sonra, allah Teala'nın razı olacağı bir şekilde iyi bir Müslüman hayatı yaşamak çok zordur demişti 900 sene önce. O da 300 sene öncekilerden nakil yapıyordu. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanlar bir dünyevileşme yarışına girdiler. Bu yarış kıyamete yaklaştıkça büyüyor. Yani insanlar önce bir At yarışı yapıyorlardı diyelim, benzetmek için söylüyorum. Sonra at arabası yarışı yaptılar. Sonra araba yarışı yaptılar. Sonra uçak yarışı yaptılar. Şimdi füze yarışı yapıyorlar. Belli ki bir zaman sonra ışın yarışı yapacaklar. Işınlanma yarışı yapacaklar. Meşhur Ebu Davud hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu vehen olarak anlatıyordu. Başınıza vehen gelecek sizin. Nedir vehen hen ya Resulallah diye sorulduğunda ne buyurmuştu? Dünya sevgisi. Ölümden nefret etmek ve dünya sevgisi. Dünya için yarışmak da cenneti yokuşa sürmek demektir. Bu geçmiş derslerin bilgileriydi. Şimdi okumaya devam edelim. Ve alem. Gazali ne zaman yazdı bunu? Hicretin 903. senesinde. 903 veya 904 neyse. Yani kat'i bir rakam vermiyor. Aradan estağfurullah 900 sene oluyor. 503. senede yazdı. 900 sene değil. 503. senede yazdı. 900 sene oluyor yazıldı bu kitabın. İ'lem enne zamana artık zaman kad asbehe fi fesâdin azîmin. Büyük bir fesada uğramıştır. Fesat ne demek? Bozuldu demek. İfsad etmek ne demek? Bozmak demek. Namazı ifsad eden şey diyoruz. Namazı bozan şey demek. Ve asbahan nasu fi darrin kesirin. İnsanlar büyük bir zarara düştüler. Fe innehum yushgilunka an ibadetillahi taala. İnsanlar seni Allah'a ibadet etmekten alıkoyarlar. La yakadu yahsulu leke minha şey'un. Yani neredeyse bir şey elde edemezsin ibadetten. Sümme yufsidun aleyke ma hasala leke. Hatta öyle olur ki yapmış olduğun ibadeti bile bozdururlar sana. Hatta la yakadu yaslumu leke minha şey'un. Sanki elinde hiçbir şey kalmaz felazim matka al'zlatu wettefarrudu anin nas ishte bunun için izlet lazım yani yalnız kalmak lazım ettefarrudu anin nas insanlardan ayrı yaşamak lazım burada vel isti'adatu billahi Teala min sharri hadzal zamani ve ahlihi ve bu zamanın kötülüğünden ve bu zamanın insanlarından Allah'a sığınmak lazım. Vallahu Teala el hafiz bi ve rahmetihi. Allah lütfuyla ve rahmetiyle korur. Bu zaman böyle. Ne zaman için söylüyor bunu? 900 sene öncesi için söylüyor. Burada tekrar vurguluyoruz. Biraz sonra da örnekler verecek zaten. Çekil dağların başına demek istemiyor. Gerekli gereksiz her işe karışma diyor. Bir hatıra nakledeceğim dersimize Allah dostlarından birisini zikrederek hızlıca başlamış olalım diye. Babamın hocası Mehmet Aşık Rüştü Kutlu Rahmetullahi Aleyh 1980 yılının 30 Ağustos'unda vefat etmiş. Karadeniz'deki Kur'an medresesi ile meşhur Ezan'ın ve Kur'an'ın yasakladığı dönemde Of'un bir of ilçesinin bir köyünde Kur'an medresesi kurmuş. Orada yetiştirdiği hafızlardan en az 100 tanesinin 300'lük, 500 kişilik hafızlık medreseleri var. Şu anda hala devam ediyor. Zanla, tahminle söylüyorum. Onun yetiştirdiği kurra talebelerin, babam onlardan bir tanesi, yetiştirdiği, yani yetiştirdiği talebelerin, yetiştirdiği talebelerin talebeleri var şu anda. Herhalde dördüncü nesli yaşıyor. Ben onun üçüncü nesliyim. Benim de hafızlık talebelerim var. Yani şu anda dördüncü nesil hoca oldu ondan. Zanla söylüyorum ve talebeleri ilk babam gibi talebelerinin istatistik bilgilerini söylüyorum. Şu anda bu topraklarda onun talebesinin talebesi 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 olarak yetişmiş hafız sayısı 70 binin üstünde. Allah rahmet eylesin. Bu zat ömrünün son zamanında İstanbul'da Yeşil Cami diye bir yer var Bayrampaşa'da. Orada aşara dersleri yani Kur'an-ı Kerim'i farklı kıraatlerle okuma üzerine kurulu dersler yapmak için çağrılmış. Orada ders veriyor. Hafızlık üstü talebeler için. Bir gün onun da hoca arkadaşlarından, babamın talebelik arkadaşlarından birisi İstanbul'da vefat ediyor. Veya tam babamdan dinlediğim bir olay bu 1977-76 o yıllara ait bir hatıra. Tam yanlış söylemiş olmayayım belki de babası bu böyle bir yani onun arkadaşının babası olabilir. Ee, o Kur'an kursunda babam gibi onun birinci elden talebesi olan 10 kişi toplanmışlar. Üsküdar'da cenazeye gidecekler. Kur'an kursunun giriş katında idarede toplanmışlar. Ee, herkes minibüse gidiyor. Babam da hocası Aşık Kutlu Rahmetullahi Aleyh'in e, kalkmasını bekliyor. O kalkacak, gidecek. Herkes gitmiş. Babam orada kalmış. Babam geç gelmiş. Aradaki konuşmaları bilmiyor. Mehre hoca efendi gitmiyor cenazeye. Babam demiş ki efendi, cenazeye gitmeyecek misiniz? Gitmeyeceğim oğlum. Yukarıda dersim var benim demiş. Hayret ettim diyor babam. Başkasından dinlemiyorum yani. Babama ait bir hatıra. Hayret ettim yani babam da dersleri bırakmış, cenazeye gitmek için oraya gelmiş. Bir arkadaşları veya arkadaşlarının babası herhalde arkada gidilecek bir cenaze. Bakmış ki babam hayret ediyor. Oğlum demiş, öyle her cenazeye, her düğüne gitseydim, siz şimdi burada Kur'an mı okuturdunuz demiş. Bizim düğünümüz, cenazemiz yukarıdaki dersler demiş. Rahmetullahi aleyh. Babam da izin istemiş, kalkmış, cenazeye gitmişler. Elhak bugün 500 bin, 2500, 8500, 20 bin değil. Belki 70 bin rakamı da küçüktür belki. Bu kadar büyük bir Kur'an hafızı kadrosunu yetiştirmiş. Hepsinin sevabı mezarına doğru gidiyor. Ama o ne diyor? Her düğüne, her cenazeye gitsem bu böyle olur muydu? Gazali rahmetullahi aleyh bunu anlatıyor işte. Biraz sonra örnek verecek zaten. Derdi, kederi, gamı olmayan bir adamsa karışmasında bir sakınca yok. Karışsın insanların içine. Ama davası olan, derdi olan. Mesela çocuklarının haram şeyler görmesini istemeyen bir insan. Her düğüne, her cenazeye gitmeyecek işte. Bu kadar basit. Ben gıybetten kendimi önleyemiyorum diyorsan her çay içmeye katılmayacaksın bu ölçüleri verecek Gazali rahmetullahi Ali. ama bu muhteşem bir şey. Her düğüne, her cenazeye gitseydim bu ses yukarıdaki Kur'an sesi böyle duyulmazdı. Çünkü o bahsettiğim Yeşil Cami Kur'an Kursu onun hafızlık yaptırdığı Abdullah ve Mehmet Mehmet vefat etti rahmetullahi Ali. iki hoca efendinin kurduğu bir yerdir. Bu 28 Şubat'tan önce 700 hafız okuyordu orada. Her sene 700 hafız. Şimdi zannediyorum 300 civarında ancak hafız var orada. Her halükarda insanlardan kopmak diye bir şey yok. Çünkü hayat yaşıyoruz biz. Ama her düğüne, her cenazeye gitmek de yok. Her çay toplantısında yani çaykolik olmak da yok. Bunun ortası bulunabilir. Bunun bir ahengi yakalanabilir. Evet. Fe in denecek olursa ki fe ma hukmul uzleti ve teferrudi anil nas. Uzlet dediğimiz şeyin insanlardan kopmanın dini hükmü nedir? Fe beyin lena yerhamukallah hale tabakatil halkı fiha vel haddillezi yecibu minha. Allah sana rahmet etsin. Bize bu konudaki sınıflandırmayı yapar mısın? İnsanları nasıl sınıflandıracağız? ölçün nedir diye bir soru üretmiş. Bu soruyu da bize veriyor. Fealem derim ki rahimekallah yana Allah sana da bize de rahmet etsin. Ennen nas fi hâdel bab. İnsanlar bu konuda raculani iki tiptirler. El bab burada konu demek. Raculani de Ahmet Mehmet demek, iki adam demek değil iki tip demek. İnsanlar bu konuda iki tiptirler. Rojulun bir adam la hacete bil halki ileyhi fi ilmin ve beyanin ve beyani hikemin. İnsanlar onun ilmine muhtaç değil. İnsanlara verebileceği bir şey yok. Yani bir insan rojulun la hacete bil halki ileyhi İnsanların ona bir ihtiyacı yok. İlim konusunda veya hikmet konusunda. Yaşlı, tecrübeli, bulunmaz bir adam değil. Alim değil. Matematik hocası değil. Yani olsa da olmasa da hayat köyde devam ediyor. Öyle bir adam. Fel evla bi racul. Bu adamın için en iyi olan et teferrudu anin nasi. İnsanlara karışmasın bu adam. Sonra ölçüler getirecek bunun içinde. Fe la yuhalituhum. Bu adam karışmamalı. İlla fi cum'atin yani cuma namazına gitmeli. Ev cemaatin ya da bir cemaatle ilgili bir iş olduğunda. Ev idin, ev haccin bayrama gider, hacca gider. Ev meclis ilmin bir sünneti, hadis okunan bir meclis vardır. Hadis dersi var perşembe günleri. Ona gider. Ev hacetin fi meişetin la budde lehu min zalik. Yaşamak için mecbur olduğu fabrikası, atölyesi var. Oraya gidebilir. Ve illa böyle değilse. Yani böyle bir ihtiyacı söz konusu değilse fe yuvari kendini gizlemeli. Madem insanlar senden bir şey almayacaklar sana daha fazla mikrop bulaştıracaklar kendini gizle. Fe yuvari izler. Şahsehu kendisini gizlemeli. Ve yelzemu kinnehu kin ev demek. Evine kapanır kalır. La ya'rifu ve la yu'raf. Bilmez bilinmez. Bunun altını çizelim. Çok güzel bir ifade. Bilmez bilinmez. Ne demek bilmez bilinmez? Yani onun nerede olduğundan kimsenin haberi yok. O kimsenin nerede olduğundan haberi yok. İbadetiyle meşgul, eşiyle meşgul, çocuklarıyla meşgul. Niye? Topluma katabileceği bir farklılık yok. Toplumdan aksine tehlike alması söz konusu. Fa emma in ehabbe hâdâ bu adam eğer istiyorsa en yan kata anin nasi insanlardan kopmak istiyorsa bu adam. Fe la yuhalituhum fi emrin min el umur <laughs> elbette min dinin ve dünya. Ne din ne dünya hiçbir konuda bunlarla ilgilenmek istemiyorsa ve cemaatin ve cumatin ve gayra ne cumaya ne cemaate cema başka bir şeye gitmek istemiyor. Lima yara lehu fi zalika min maslahati ve feragihi. Yani bakıyor ki adam ben gittiğim zaman fitne kapacağım insanlardan. Tehlikeli benim için. Fe innehu la yes'u Böyle yapması da doğru değil. İlla bi ehadi emrayn iki türlü olur bu. Yani ne dedik? Tavsiyesi neydi? Cuma namazı hariç, bir riyaz dersi hariç, böyle bir işler hariç katılma insanların işine. Evinde otur. Kendini gizle. Ne bil ne bilin. Bunu tavsiye et. Yok ben tamamen Everest tepesine çekileceğim. Orada Rabbime ibadet edeceğim. Hiç bir vazifem yok diyorsan o zaman iki türlü bu olabilir diyor. Birincisi imma en yasira ila mevdi'in bir yere gidecek o zaman. La yelzemu hunalike hadihil O zaman gittiği yerde cuma ona farz olmayacak. Mesela Ağrı Dağı'nın tepesine çıkarsan, Erciyes'in tepesine çıkarsan orada cuma namazı kılınmayacağı için cuma farz olmayacak. Bayram namazı farz olmayacak. Keru usil cibel dağın en tepesine çıkıyor mesela. Ve butunil evdiyeti ve nehviye vadilere kaçıyor. Yani çünkü Müslüman haftada bir cuma namazı kılması lazım. Cuma kılmamak için yani cumaya da gitmek istemiyorsun. Camide korkuyorsun insanlar sana fitne bulaştıracaklar vesaire bir sebep. O zaman sahraya açılacaksın 50 kilometre öteye. وَلَعَلَّ هٰذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ اِلَّتِ دَعَتِ الْعُبَّادَ اِلٰى تِلْكَ الْمَوَاضِعِ الْبَع۪يدَةِ عَنِ النَّاسِ İşte eskiden duyduğumuz insanlardan tamamen kopmuş o meşhur takva ehli dediğimiz insanlar böyle bir iş yaptılar herhalde diyor. Köyün ortasında camiye gitmemek olmaz. Şehrin ortasında cuma kılmadın mı 3 hafta sonra dinden çıkıyorsun neredeyse. E dolayısıyla cuma kılmayacağın bir şehirde yaşayamazsın. Ne yaptılar o zaman? Gittiler 10 kilometre Sahra'ya. E orada cuma farz değil. Orada ölüp kurtuldular. Bir böyle olabilir. Ve imma ya da en çünkü iki şeyden biriyle bu caiz olabilir demişti. Ve imma en yeteyakkan bil hakikati İje kesin bilecek ki en-narar'lazi yelhaquhu fi muhalideti'n-nasi bisebeb furud min Cuma kılmayı terk etmekle insanlar arasına karıştığındaki tehlike karşılaştırıldığında ben cumaya gidersem cumaya gitmemekten daha büyük bir vebale gireceğim mesela cinayete bulaşacak gibi diyelim. O zaman caiz olabilir. Evet. Fehine izin yekunu lehu uzrun fi zalik. O zaman bir özürden söz edebiliriz. Öyle daha başına kaçmak yok demek ki. Başta ne dedik? Gazale uzlet yapın derken çekil uzayın bir kenarlarında secde et demek istemiyor. Her düğüne her cenazeye gitme demek istiyor. Düğün uzmanı olma. Ve la şimdi bir örnek veriyor. Ve kadar kadir ben gördüm. Yani Gazali kendisi görmüş. Bir ene bir Mekke'de harrası harrası Allah. Allah korusun. muhafaza buyursun Mekke'mizi. Orada birisini görmüştüm. Ba'dal meşayih el müteferridine min ehlil ilm. İlim konusunda iyi ilim adamı bilinenlerden bazılarını gördüm. İnsanlardan kopmuş ayrılmışlar ve o la yahduru mescid harame fil cemaat hatta mescid i haramda bile cemaate gelmiyorlardı. Ma'a kurbihi min haza bu mescid i haramın yakınında oturuyor ve selameti hali sağlığı da var. Yani Mekke'de Mescid-i Haram'a yakın bir yerde oturuyor namaza gelmiyor. Böyle adamlar Gazali gözüyle görmüş Mekke'de. فَحَاوَرْتُوا fi ذَٰلِكَ يَوْمًا fi hali bir kere buluştuğumuzda bunu tartıştım onunla. Onlardan biriyle ya da Fetekare min uzrihi ma asherna ileyhi. Bana bir özür, yani gerekçe gösterdi. O gerekçesi yukarıdaki gerekçe. Yani gitsem Haram-ı Şerif'te öyle bir kötü işlerle karşılaşmaktan korkuyorum ki diye özür beyan etti. Wa <laughs> enne ma yahsulu min es-sevabi la yefi bima yelhaqu min el-asami ve tebaati fi'l huruc ila ve Adam demiş ki ben Harem-i Şerif'e gitsem orada Harem-i Şerif'te namaz kılmakla elde edeceğim sevabım orada işleme ihtimalim olan günahla tartılmayacak durumdadır. Yani yüz günah kazanacaksam 80 sevap kazanacağım. Onun için gitmiyorum harem-i şerife demiş. Bu örneği başka bir yerde değerlendireceğiz. Nedir o değerlendireceğimiz? Bugün camiler için bu örnek olabilir mi? Valla bazen oluyor. Müslüman camiye gitse şuculuk buculuk kavgası ay yuka çıkmış bir cami olabilir. Çok basit bir meseleyi büyütmüş Müslümanlar. Onu gördüklerinde Yahudi görmüş gibi oluyorlar, tartışıyorlar. Camide dövüş oluyor. O camiye gitmemekten söz ediyor bu zat işte. Daha camiden cazip bir örnek. Yani bir vakıf. Müslümanlar iyi bir iş yapmak için toplanmışlar orada. Allah için hizmet yapıyorlar. Fakat o noktaya gelmiş ki, orada işte toplantıklarında gıybet, fisku iftira aldı götürüyor. Orada İslam'a hizmet etsen topladığın sevaplar gıybetin helalliği için yetmiyor. Özür mü gitmemek özür. Gitmeyebilir diyor gazalemiz. Kultu ene ben de diyorum ki ve cümletül emri meselenin özeti şöyledir. Fela atebe alel ma'duri. Böyle bir özür beyan edeni kınayamayız. Vallahu Teala evla bil uzri ve hu alim bi zati's Allah göğüsleri biliyor. Yani kalplerimizdeki biliyor. Bu özür ne kadar gerçekçidir, ne kadar değildir onu Allah bilir. Ama burada ben gittiğimde elde edeceğim günahlar maazallah sevaplarımı tartıp geçecek. E dolayısıyla ben hiç camiye gitmeyeyim derse buna diyecek bir sözümüz yok diyor. Velakin'n-tariqul adl fihi ama asıl yapılması gereken şey huvel evvelu, ilk teklifimizdir. Neydi ilk teklifi? Yani sen insanların ıvır zıvır işlerine katılma ama ibadetleri de ihmal etme. İnsani görevlerini de ihmal etme. Bir en yuşâriken nâse fil cüm'ati vel cema'at İnsanlara cuma namazında, diğer cenaze namazlarında bir yerlerde katıl ve durû bil hayrât, hayırlı işlere katıl ve yine ف۪ي مَا سِوَى ذَٰلِكِ Sıradan işlere gelince uzaktır. Bunu tavsiye etmiştik. Demek ki bu paragraf kultu ene Gazali'nin tavsiyesi. Nedir bu? Allah'ın emri, cuma namazı, cenaze namazı bunlara katıl. Hayırlı bir iş yapılıyor. Neyse mümin için hayırlı iş. Ona da katıl. Gerisinde yokum de. Gerisinde yokum de. Evet. Fe inne ahabba fe in ahabba at-tariqa thaniya İkinci tercihi yani hiç katılmayı tercih ederse bi en nasi yankata anin nasi bi marratin sıfır insanlarla ilişki yapmak istiyorsa fe sebilul huruci o zaman yap yapması gereken şey ila mawadi la tatawajjahu alayhi hadhihi al-furudu. Semme. Buradaki semme orada demek. O gittiği yerde ona cuma cenaze farz olmayacak bir yere gitmesi lazım. Orası da neresi? İşte Erciyes tepesi. Oraya gidecek o zaman. Sahraya gidecek. Evet. At-Tarik-ü üçüncü yöntem. Birinci ve ikinci yöntemi saydı. Birincisi neydi? İbadetlerini yapıp dengeli bir şekilde kalmak. İkincisi sıfır ilişki insanlarla. Üçüncüsü Tariqü Sâlis, en iyi olan kişi, bir mısırda yaşayan Aynı şehirde bir insanlarla, Mısır şehir demek, aynı şehirde yaşıyor. La yahduru cum'aten ve la bir li bir yarahu fi bir kendine bir bir özürden dolayı cumaya gitmiyor. bir cemaate katılmıyor. Min yaşayan bir bir bunun bir günah oluşturacağını, bir sorumluluk getireceğini düşünerek gitmiyor. Fe innehu yahtaju ila nazarin Bu çok incelenmesi lazım. Tehlikeli bir karar bu çünkü. Ve аваridu azimatin. Bunun ağır sonuçları var. Hatta yeskutu dhalika anhu. Yani Cuman'ın bir insandan düşmesi çok tehlikeli bir yok zor bir karar. Tamam sen cuma akılmayabilirsin demek için çok zor. Ve fihi khatarun min Bunda ağır bir yanılgı var bu işte. Fel evvelani eslemu ve lehu. Birinci ve ikinci seçenek doğru. Daha doğru, daha güvenli. Vallahi veli gül hidayeti bi fadli. Allah lütfedip bize hidayet verir. Tekrar edelim. Üç seçenek sundu. Birinci tip, iki tip adam çıkar ortaya demişti. Birinci tip adam kimdi? Ya ki varlığıyla yokluğu fark edilmeyecek bir adam. Alim değil, mühendis değil, bir şey değil. Bu adama üç seçenek sundu. Birincisi farz ibadetler, zorunlu insani ilişkiler, sılay rahim gibi bunları yap, gerisini uzak dur insanlardan. Tavsiye ediyorum bunu dedi. İkincisi sıfır ilişki. Dağlara çekil o zaman diyor. Ne kadar dayanabilirsen. Üçüncüsü hem aynı şehirde yaşayacaksın hem cumayı tehlike göreceksin. O mescidi arama gitmeyen adam gibi. Ben kaldıramam bunu. Çok tehlikeli bir karar bu diyor Gazali bu iştihadı yapmak çok zor nasıl güvenip kendine doğru bir karar verdim diyebileceksin diye ince bir ayar yapmıştı burada ben ilave olarak söylüyorum gazalemizde bu yok bu üçüncü seçenek diyor ya hem aynı şehirde yaşayan hem cumaya gitmeyeceksin cenazelere katılmayacaksın asıl ayrahim yapmayacaksın mendebur bu insanlar diye yani gazali buna gavurdur bunu yapan demiyor çok büyük bir içtihat görüyor yani bunun altından nasıl kalkacak diyor. Büyük bir galta bu. Yani büyük bir yanılgı, bataklık bu. Bu doğru olabilir o mescid-i Haram'a gitmeyen adam gibi ama Gazali'nin ilmi yetmemiş bunu anlamaya. Ben de diyorum ki böyle bir karar veren, üçüncü şık kararı veren bir psikiyatrik kontrol yaptırmalı kendisine. Cepheden kaçmak istiyor olabilir sağlık sorunundan kaynaklanıyor olabilir bu karar. Bu benim ilavem. Gazali'nin böyle bir ilavesi yok. Çünkü yani bütün insanlar kötü, bir ben kaldım Allah dostu diye düşünmek çok yanlış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Her şey kötü diyen en kötü kendisidir buyuruyordu. Men kâle helekennâz. Bitti insanlar, insanlık kalmadı diyen Onların en kötüsüdür buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve kötülük menbaada odur. Bu sebeple bu üçüncü alternatifi tefekkür bile ediyorsa bir insan, bir psikiyatrik tedavi kontrolden geçmesi lazım. Bir çek yaptırmalı o. Bir up yap yaptırmalı zira yani bu çok kötü bir karar. Nitekim de böyle insanlardan kaçık küçük yaşayıp, Böyle kendisini güya ibadete verenlerin ya sonra mehdilik ilan ettiklerini görüyoruz. Yeşil reçeteli ilaçlara mahkum olduklarını görüyoruz. Dine zarar verecek işler yaptıklarını görüyoruz. Eşlerinden boşanmaya kalktıklarını görüyoruz. Çocuklarını düşman gördüklerini görüyoruz. Çünkü bunun ucunda tahammülü gerektirecek bir sorumluluktan kaçmak hastalığı var. E filanca Allah dostu böyle yapmadı mı? Ya onu herkes gördü ki ibadet zevkiyle uyuyamıyor. Onun için namaz kılarken sessizlik olan bir çöl arıyordu o. Sen dertten kaçıyorsun. Külfetten kaçıyorsun. Yani sen istediğin kadar yiyeceksin, istediğin kadar dedikodu yapacaksın. İnsanlar sana dokunmayacaklar türünden bir şey istiyorsun. Her halükarda bu bir risk. Bunu Gazali bile tavsiye etmiyor. Ama ben bu asırda gördüğüm onlarca örnekten dolayı. Daha sonra bunlar kendisini meyti ilan ediyor. Eline bıçak alıyor, keseceğim camidekileri diyor. Hem Allah dostu adam ibadete doymuyor hem katliama camiden başlıyor. Dünyanın her yeri rezillik dolu. Sokaklarda katiller dolu. Kötü insanlar dolu. Bu yani dünyayı düzeltmek için camide adam öldürüyor. Bu psikiyatrik bir vaka, delilik bile değil yani. Deli böyle şeyleri düşünemiyor zaten. Dolayısıyla bu üçüncü seçeneği yani hem böyle şehirde yaşayacağım hem insanlardan kopuk olacağım türünü hastalık belirtisi olarak görme hakkımız var demek istiyorum. Hastalıktır da demiyorum bu iddia çünkü içini dolduramam onun. İkinci tip insan, birinci tip ne demişti? Kimsenin muhtaç olmadığı birisi. İkinci tip insan kim o zaman? birilerinin ilmine muhtaç olduğu adam. Yani kadınlar arasında düşünelim mesela bir kadın bir köyde yaşıyor. Allah için gusül abdestini tarif edecek bir o var o köyde. O da kimseyle selamlaşmıyor. Genç kızlar da gusül abdesti bilmiyorlar. Bir böyle birini düşünelim. Veya bir yaşlı dede köyde bir onun hatırı için İnsanlar birbiriyle kavga etmiyorlar. O da köye çıkmasa birbirini yiyecek insanlar. Sadece namaz meselesi, kusur meselesi değil. E Müslüman sosyal ilişkiler içinde bulunması gerekiyor bir yerde. Böyle bir pozisyonlarda oluyor. Böyle bir adam tipi, ikinci adam tip bu. Wa emmer raculussani, ikinci adam. Feraculun yekunu kudveten fil ilm. İlimde örnek bir adam bihis yahtaju an-nas fi din fi din fi emr dinihim li beyani haqqin aw raddin yani dini bir gerçeği öğrenmek için ya da bir bidatı engellemek için ona muhtaç insanlar kimse kalmadı dinle ilgilenen bir o kalmış ev davati ila hayrin bi fi'lin ev kavlin ev nahvi konuşarak veya bir iş yaparak hayırlı bir öncülük yapacak tek insan o فَلَا يَسَعُ هَذَا الرَّجُلَ اَلْيَعْتِزَالُ عَنِ النَّاسِ Bu adamın insanlardan kopma hakkı yoktur. فَلَا يَسَعُ Böyle bir hakkı yok demek. Bu ben çekip ibadet edeceğim bir köyde diyemez. İslam örneksiz kalır o zaman. Nasıl peygamberin çekilip bir kenara ibadet etme hakkı olmadı? Herhangi bir peygamberin. İmam-ı Azam niye bir kenara çekilemedi? Hapse düşme pahasına hakikatleri söyledi. Ahmet bin Hanbel niye bir kenara çekilemedi? Kırbaçlanma pahasına hakikatleri söyledi. Ahmet bin Hanbel bana ne deyip Bağdat'ın bir köyünde hadis yazsaydı olmaz mıydı? O zaman biz bugün Kur'an'ı bulamazdık belki. Maazallah. Böyle bir adamın kenara çekilme hakkı bel yansıbu nefsehu beynehum nasihan li halkillahi teala. Bilakis böyle bir adam yansıbu nefsehu kendisini görevlendirecek. Allah için insanlara nasihat görevlisi olduğunu bilecek. Zabben an dinillah <laughs> taala. Allah'ın dinine kötülüklerin yanaşmasını engelleyecek. Mubeyyinen <laughs> li ahkamillah taala. Allah'ın hükümlerini açıklayacak. Falakat ruvina <laughs> an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi ki şöyle buyurdu. Eza zaharatil bid'u bir bidat çıkar da ve alimu alim susarsa yani kötülükler yayılıyor alim susuyor fe aleyhi lanetullah ona Allah'ın laneti iner. Bunu da hatip e, Camiul ve Rabide rivayet etmiş. Hada kana beynehum ve min fe la lehu Çünkü bu adam onların içindeyken de böyle ama dışında mesela köyün dışında başka bir yerde yaşıyor. Hangi halde olursa olsun bu adam için alternatif yok. Çünkü ilmini engelliyor. İlmi engellemek de zulümdür. Bu tıpkı eline kırbaç alıp insanları kırbaçlayan bir yönetici gibi zalim durumuna düşmüş olur. Ve lakad hukiye rivayet hukiye Şimdi bu peygamber dedi ki diyordu, filancayı söyledi diyordu, bildiği şeyler olduğu için. Ve lekad hükiye, hikaye ederler demek, yani tam böyle bir kaynakta görmedim ama ben de bir sohbette dinlemiştim. Deme uslubu bu eski alimlerde. Ennel ustad Ebu Bekir İbni Furek, Furek, 406 yılında vefat etmiş yani Gazali'den tam 100 sene önce vefat etmiş hem usulü fıkıh alimi hem çok vaiz bir zat. İbn-i diye naklediliyor. Rahimeullahu kasada en yenferide li ibadetillah. Teala anil halkı. Kasada arzu etti demek. İstemiş ki çekilin bu dünyadan ibadet yapayım ben. Fe beynemâ huve ba'dil cibal. Bir gün dağlarda dolaşıyormuş böyle. İnsanlardan kopmuş. İzi semi'a savten yunâdi. Bir ses duymuş. Ya Ebu Bekir, hey Ebu Bekir, bildiğimiz Ebu Bekir de İbn-i nakledi. Hey Ebu Bekir, İzâ sırta min hücecillâhi alâ iz sırte min Sen Allah'ın insanların önüne koyduğu bir alimsin. Terakti ibadallâhi teâlâ. Sense Allah'ın kullarını yalnız bıraktın. Dağda gelmiş ibadet ediyorsun diye bir ses duymuş. Faraca ve kan hada sebep suhbeti lil halk. Bakmış ki demek ki ben yanlış bir iş yaptım. Dönmüş şehire, insanlara vaaz etmeye başlamış. Vaiz olarak bilinmesinin nedeni de buymuş. li Memun ibn Ahmed rahimeullahu teala. Bu Memun ibn Ahmed bana anlattı ezar ediyor. Ennel üstade ba ishaq el isferani rahimullahu bu Ebu İshak el isferani Kale li cebeli Lübnan. Lübnan dağında. Lübnan dağı Şam'da bir dağın adı şimdi devlet adı. O zaman dağ olarak biliniyordu. Orada böyle Lübnan dağında Lübnan denen dağda Kendisini ibadete vermiş. Yemek yemiyorlar. Oradaki otları koparıp ısırıp yiyorlar. İbadet yapacaklar. Züht yapacaklar ya. Onlara demiş ki Ebu İshak el-İsferani Ya ekeletel haşiş Hey ot yiyenler. Ot yiyenler. Hakaret için böyle kullanıyor. Teraktum ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi eydil mubtediati ve ha hâhuna bi ekril haşiş Ümmeti Muhammed'i bidatçıların eline bıraktınız. Siz geldiniz burada ot diyorsunuz da sevap kazanacaksınız. Protosta etmiş onları. Kalu lev inna la naqwa ala suhbetin nasim. Demişler ki onlar biz insanlarla oturup bir arada durduk mu bozuluyoruz. Gücümüz yetmiyor. Ve inna ma ataaka Allahu kuvveten Siz sen o Ebu İshak'a diyorlar. Sana Allah kuvvet verdi. Onların karşısında ezilip büzülmüyorsun. Bize kuvvet vermedi Allah. Biz burada manevi işlerle uğraşıyoruz demiş. فَصَنَّفَ بَعْدَ ذَٰلِكَ كِتَابُهُ الْجَامِعَ لِجَّلِيِّ وَالْخَفِيِّ e, bu sefer de tutmuş o, Ebu belki bir şey. bunlar laf anlamıyor. Tutmuş, bir kitap yazmış. El celiyyü vel yani zahir ve batın demek. Yani açık ve gizli din hükümleri. Yani kolay anlaşılan, zor anlaşılan din hükümleri diye bir kitap yazıp bunlara cevap vermiş. Ama ifadesi çok güzel. Siz burada takva numarasıyla ot diyerek yaşıyorsunuz. Ümmeti Muhammed'i de bidatçıların eline bıraktınız. Böyle bir çekilme hakkınız yoktu sizin diye. Protus. Ve kana lehum radiyallahu anhum ma gazaret ilmhim el amel el cem ve en-nazr fi tariq el Yani bu tiplerin Allah onlardan razı olsun. Onca ilimleri ve bol bol amelleri olduğu halde kendilerine göre ahiret yolunu daha farklı düşünüyorlardı. Gene Gazali bunları protesto etmemeye çalışıyor. Tercih ettiği bu olmamakla beraber yanlış yaptılar da demiyor. Olur ki Allah dostlarıyla Allah'ın arasında gizli bir şey vardır. Burnumu sokmayayım denir yani. Öyle düşünüyor olabilir. Ve alem bil ki enne mesela hâder <laughs> racülil muhtâci ileyhin nâsû fî turuk bâbid يَحْتَاجُ duyar fi sohbet-i اَمْرَيْنِ ila Bu sözünü ettiğimiz adam, ikinci adamdan söz ettiğim biri kimse ona muhtaç değil, gitse gitsin. İkincisi ümmet ona muhtaç. Bu adam da iki yöntemle ayakta durur dedi. Burada bir mola verelim. Bir ders sonra devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ve rabbil Hmm.